büyüyen yerli sermayenin varlık sebebi olan neoliberal politikaları tavizsiz uygulamaktadır. Bundan sonraki süreçlerde bu politikaları uygulamaya devam edeceğini orta vadeli programda ilan etmiş bulunmaktadır. Uluslararası ve yerli sermayenin talepleri doğrultusunda toplumun ortak kazanımı olan ve ülkenin kalkınmasında mihenk taşı görevi yapan kuruluşlar çerez fiyatına elden çıkarılarak bahsi geçen sermaye gruplarına serbest olarak aktarılmıştır. Bu yetmezmiş gibi bizlerden toplanan vergiler teşvik adı altında para babalarına aktarıldığı gibi ülkemizde yaşanacak deprem riskine karşın kentlerimizin imarı için topladığımız deprem vergilerini bile yasaya aykırı bir biçimde yola, köprüye, havalimanına harcamaktan geri durmamıştır. İktidarın sermaye yanlısı, emekçi düşmanı bu politikaların toplumun çoğunluğunu oluşturan biz kamu emekçileri, kamu emeklileri asgari ücretler için bitmeyen bir kabus olmaya devam etmektedir. Değerli basın emekçileri, bilindiği gibi bütçe kanunu gereği 2025 yılının bütçe görüşmeleri 15 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe komisyonunda görüşülmeye başlayacaktır. Ancak iktidar tarafından 5 Eylül 2024 tarihinde açıklanan orta vadeli programda belirlenen kıstaslarda bir bütçe hazırlayacağını, dolayısıyla emekçi ve yoksul düşmanı bir sermaye yanlısı ekonomik programa sadık kalacağını ilan etmiştir. Biz emekçiler yoksulluk halk kesimleri itiraz etmedikçe, hakkımız olanı istemedikçe daha fazla yoksullaşmaya devam edeceğiz. Bunun için iktidarın ekonomik programından mağdur olan bizler, iktidarın bizlere düşük ücret vermede bir aparat olarak kullandığı TÜİK'in tüm illerde proseste ediyoruz. Gelme koşullarını hazırlayan 2001 krizi ortamında, yani iktidarın eski Türkiye dediği dönemde ortalama bir kamu emekçisi asgari ücretin 2,92 katı ücret alırken bugün ancak 2,01 katını alabilmektedir. Aynı dönemde ortalama bir kamu emeklisi asgari ücretin 2,67 katı maaş alırken bugün ağırlıkla asgari ücret ve asgari ücretin altında ancak maaş alabilmektedir. İktidarın sürekli kötülediği eski Türkiye'de ortalama bir kamu emekçisi aldığı maaşla 24 çeyrek altın, memur emeklisi 20 çeyrek altın alabiliyorken 2024 Ağustos'ta ise bir kamu emekçisi aldığı maaşla 8,85 çeyrek altınla kamudan emekli olan bir emekçi aldığı maaşla 3,81 çeyrek altın alabilmektedir.